12'ye 20 var ne bu şen geçtik ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ay uykum var tuhaf. Yani uykum da yok tuhaf bir şekilde. Bir yorgunluk var atlatamadım. Yine hazırlanıyoruz. İşsizlik demek benim 7-24 saat evde kalmam demek değil mi? Sabah uyandım. Yani normal olarak şu saç. Sabah uyandım. Sonra tekrar uyandım. O biraz herhalde düzenimi birazcık bozmuş olabilir. Şimdi de hazırlanmam lazım. Hastaneye gideceğim ama hastaneye sağlık sorunlarından dolayı değil. Derse gidiyorum. Ay. Birileriyle konuşmaya gidiyorum. Diş tozumu aldım. Birazcık şöyle batırdım. Şimdi hızlıca bir yüz bakımı yapacağım. Ben buraya bu serumu getirdim ama şu an hiç serum uğraşamam yani. O yüzden Home Bitik serinin Luminate serisinin yüz köpüğü, toniği ve nemlendirici şu an bana yeterli. Arkasından da L'Oreal'in güneş kremi. Buraları da hızlı geçmek istiyorum. En önce hazırlık aşaması. Birazcık kendime gelmiş olabilirim. Şimdi ben çok hızlı bir makyaj yapacağım. Wet n Wild'ın Impossible'ı. Skin Food Concealer. Dedi ne güzel film izliyordum. Bugün yeni bir film serisine başladım. 3 filmlik. Birinci filmini izlemiştim. Bir baktım ikincisi ve üçüncüsü çıkmış. Şimdi bu iki hafta o kadar film konusunda dolu geçti ki bir sürü yeni film çıkmış. Ya yeni çıkmış dizi izlemedim açıkçası. Herkes Fallout'u öneriyor bu aralar ama benim izlediğim dizilerin eğer yeni bazılarının yeni sezonları çıkmış. Onları izledim. O yüzden öyle yani. Süngerimi çok seviyorum ya.
On bitkiselin. Hom bitkiselin BB kremi. Bu medium rengi. Yüzümde bir çizgi görüyorum. Tam şurada sinirlerim bozuluyor. Aynı da görmüyorum. Revolution Conceal Define. Show Your Joy 58 numara. Hayatımın en az aldığı olabilir şu an. Chubby Contour Stick 3 numara. Bravo Highlighter. Panorama. River de Loop 8 numara. Biscuit. Fleur Mage Creamy Stilo Lipstick 2 numara. 002 Blushy. Liquid Fix Me Tabletage Spray. Giyineyim sonra, saçımı tarayayım sonra artık çıkalım. Çünkü saat 12:20. Ay ay. İndim, hava buz. Hava buz, cidden buz. Bugün tipimi beğenmedim bu arada. Makyaj yüzüme oturmadı. Yani şey, yüzüme oturdu diyeyim daha doğrusu. Uyuşmadı, uymadı, bağlanmadı. Oturdu sadece gibi hissediyorum. Geçen gün o kadar beğenmiştim ki makyajımı, şu an hiç beğenmiyorum. Neyse. 2 dakika şöyle koysam. Ay ay ay. Evin anahtarını çantaya atalım. Şu arabayı bir ısıtalım. Araba da hava soğuk. Yani hırkamı üzerime geçireceğim zaten çıkarken. Ya 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 ya. Klasik araba kuralları. 1. Lazım olabilir. Gözümün ne zaman şey yapacağı belli olmuyor. Hadi. Sıcak olsun lütfen. Neyse gideyim ben artık. Saat 12:30. Sapasağlam AVM'ye geldim. Ve şu an korkumdan dolayı, yaşadığım travmamdan dolayı otoparka bile inemedim. Ve gerçekten şu an cehennemin dibine park etmiş olabilirim AVM'ye
sırf uğramak için. Ne yapalım? Hadi yürüyeceğiz biraz, bak göstereyim. Daha AVM orada. Bugün daha başıma ne gelecek acaba gün bitmeden? Serhat Hanım. Yani en basitinden uyanmak istemedim bugün. Böyle bir ruhsuz ve hani derse gidecektim o yüzden. Yani uykulu olacağım. Olmamam gereken tek gün. Ondan sonra makyajım tutmadı. Üzerine zaten bir gıdım bir şey tuttuysa onu da ağladım bugün. Bunlar yıkanmış ama bunun üzerinden bir geçeceğim. Şöyle şu kadar yeter. Her neyse. Yani zaten araba yani. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz yani, daha ne diyebilirim. Araba kullanmayı çok seven bir insan olarak gerçekten bir daha kullanmak istemiyorum. Bir de mesela sabah yemek düşünmeyi unuttum. O yüzden şu an köfte yapacağım ama inşallah kıyma çözünür. Başka bir şey daha oldu ya. Oh. Dedim. Elimi de keseyim. Bir bak abi. Bir şey daha oldu bak, o kadar sinirli. Sinirden unutuyorum gerçekten artık. Bir tane Red Bull almıştım. Kendime gelmek için. Okula vardığımda dedim içerim dedim ama saate baktığımda birazcık hani artık saate yaklaşmıştı zaten, daha adamın yanına gideceğim hani şey konuşacağım falan filan. O yüzden arabada bıraktım. Çıkışta içerim dedim. Ondan sonra zaten çıkışta hemen arabaya bindim, AVM'ye gittim. İçmedim ve hani neyse tamam dedim, eve geçerken eve çıkartırım, artık evde içerim dedim. Arabada unuttum. Yani pazartesi sendromu mu dersiniz? Bilmiyorum. Şu an maydanoz kıyıyorum. Allah'tan elimi kıymıyorum. Ondan sonra bak bir şey daha şimdi hatırladım. Bir şey daha söyleyecektim. Asansördeyim, tamam mı? Asansöre bir adamla bindim. Adam sola gitti. Ben sağa gittim işte asansörde. Ve sol tarafta altta böyle leke şey vardı. Bir yoğurt döküntüsü artık, yani o civarda krema gibi böyle hani beyaz böyle bir şey. Her neyse adam o tarafa gitti. Dedim tamam, adam bunun üzerine basacak. Neyse hani kendim şey yapayım. Benim ayakkabımı ayağıma falan gelmesin. Neyse. Ama bir türlü evin anahtarını bulamadım, tamam mı? Evin anahtarını bulmamak için yani, bir de elimde kitap var. Yeni bir de büyük bir kitap almışım. Küçük bir alışveriş yapmışım. Her şeyi dedim yere bırakayım. Bırakır bırakmaz fark ettim ki yanlışlıkla çantamı fıt diye o şeyin üzerine bırakmışım. Yok yani. Bugün ben yokum. Ben iptal, ben vefat. Kıymayı çıkarmadığım için sevgilimden, canım sevgilimden tavsiye, suya koy dedi.
Anne bu ne? Ha maya. Kız ben mayayı getirmedim mi? Bu evde galeta unun yok mu? Evet. Galeta unu. O ne bir daha bakayım. Dolaptan mı o? Hayır ya. Şuradaki dolaptaydı. Baharatların olduğu yer düşün. Ha galeta unu olabilir. Anlamıyorum ki öyle görerek. Galeta ununa benziyor. Tamam. Damlayı yanağıma damlattım. Bir maruzatım olacaktı ama sırrım dedi. Ya kanunda korktuğuna değil ha. Vallahi de billahi de dergahımızın salahiyetinde susmuş. Benim kızımsa sizin de gelininizdir. Kızım o kafirlerin evinde. O arabada lastiğine de lanet ol. Tövbe estağfirullah. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Estağfirullah. Ruhu uçma atının sırtında varsın diye. Yazık. Bu benim yüzümden ölüp gidecek. Bir kısrakla eğleşemeden gidecek. Şef Madakcan'dan ümit kesti. Nasıl kalacağım? Kılıçların yeri değildir. Sultanımıza vaziyeti bildir. Benim canım Kuddüs Fatih'i Selahattin Eyyubi. Birazcık daha uzataydılar.